Aşağı yukarı o şeye gelmiş. Öyle demişler. Tamam. Türkiye'de ruhsatlı olduğu halde üretilmemesi, üretici tarafından piyasaya verilmemesi ya da henüz ruhsat almaması nedeniyle bulunamayan ilaçların reçete edilmesi halinde yurt dışından şahsa özel olarak getirilmesi şeklinde oluşan piyasaya ilişkin sorun devam ediyor. Yapılan bağımsız çalışmalara göre 1.2 milyar liraya ulaşan ve ilaç fiyatlarının düşük olması nedeniyle üreticilerin bazı ilaçları piyasadan çekmesi nedeniyle her geçen gün büyüyen bu alanda bazı eczacı depolarına verilen getirme yetkisinin Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulmasının ardından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yayınladığı bir yönetmelikle bu yetkinin bütün eczacı depolarına verilebilmesine imkan sağlayan yeni bir yönetmelik değişikliği yaptı. Daha önce sadece Türk Eczacıları Birliği tarafından yurt dışından ilaç getirme yetkisi kullanılırken, 2013 yılında bazı depolara da bu hak verilmiş, TEB'de Danıştay'da dava açmıştı. Bu davada eczacı depolarının ilaç getirmesini engelleyecek biçimde yürütmeyi durdurma çıkmıştı. Yeni düzenleme ise idareye istediği bütün eczacı depolarıyla bu tür protokol yapma imkanı sağlıyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun eczacı depoları ve eczacı depolarında bulundurulan ürünler hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Buna göre toptan ilaç ticareti yapma yetkisine sahip eczacı depolarının tanımına veya şahsi tedavi amacıyla yurt dışından ilaç temin etmesine bakanlıkça izin verilen gerçek veya tüzel kişiye ait olan iş yeri eklemesi yapıldı. Böylece eczacı depolarının Türkiye'de bulunamayan ilaçları yurt dışından getirme imkanı sağlanmış oldu. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Doktor Eczacı Harun Kızılay, bu durumun kanuna aykırı olduğunu ve Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı aldığı bir uygulamanın bir başka yönetmelik düzenlemesiyle tekrar hayata geçirildiğini ifade etti. Şimdi Türk Eczacıları Birliği tarafından 1996 yılından bu yana Türkiye'de ruhsatlı olarak bulunmayan ilaçlar getirtilmekteydi. Bu zamanın bakanı rahmetli Yıldırım Aktuna zamanında işte yurt dışından pilotun, hostesin çantasında saklama koşullarına uygun olmayarak ve kara borsa olarak getirilen ilaçlara bir çözüm bulabilmek için bir kamu hizmeti amacıyla Türk Eczacıları Birliği'ne dönemin Yüksek Sağlık Şurası'nda alınan bir kararla bu yetki verildi ve bu yetki 2013 yılına kadar Türk Eczacıları Birliği tarafından tek kurum olarak devam etti. Aslında Türkiye'ye yurt dışından Türkiye'de bulunmayan, ruhsatlı olmayan ilaçlarla alakalı getirilen, yapılan hizmet bir kamu hizmeti. Dolayısıyla Türk Eczacıları Birliği de bir kamu kurumunda, kamu kurumu niteliğinde bir kuruluş olduğu için bu hizmeti yerine getirmekte. Ancak ne olduysa 2013 yılından sonra oldu. Çeşitli nedenlerle bu alanın rekabete açılması ile ilgili düşünceler hasıl oldu. Özellikle Sağlık Bakanlığı bünyesinde. Oysa yapılması gereken iş şuydu. Türkiye'de ruhsat verilmeyen ama dünyada yeni yeni ruhsat alan çokça ilaç var. Yani yılda yaklaşık 20 adet yeni molekül tıbbın kullanımına sunuluyor. Ama Türkiye'de maalesef ilaç fiyatlarındaki artış ve yeni üretilen ilaçların, keşfedilen ilaçların biyoteknolojik ilaçlar olması sebebiyle onların getireceği maliyet göz önüne alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlar geciktiriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da geri ödeme listesine alınmıyor. Bunlar Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla çok sınırlı sayıda hastanın erişimine açık vaziyette. Aslına bakarsanız yapılması gereken iş bunlara bir an evvel ruhsat verilmesi ve bu ilaçların da geri ödemesinin bir an evvel yapılmasının sağlanması, böylelikle hastaların en yakın eczaneden bu ilaçlara erişebilmesi idi. Ancak 2013 yılında Sağlık Bakanlığı 22 eczacı deposuna daha Türkiye'ye yurt dışından ilaç getirme yetkisi verdi. Peki bu yetki yasal mıydı? Yasal değildi. Zaten bu konuda da yargıya başvurduk. Niye yasal değildi? Çünkü eczacı depocuları yasası dediğimiz 984 sayılı yasanın ilgili maddelerine, yani 11. maddesine göre
Eza depoları ancak bir ilacı toptan satabilirler. Perakende ilaç satışı yasaktır. Çünkü Türkiye'de perakende ilaç verilebilmesi, satılabilmesi ancak eczaneler ve eczacılar vasıtasıyla olmaktadır. Ama bu 22 tane eza deposuna verilen izin bu yasa göz ardı edilerek yapıldı. Ayrıca 1262 sayılı İspençiyari Tıbbi Madde ve Müstahzarat Kanunu'nun ek 7. maddesine de bu işlem aykırıydı. Türk Eczacıları Birliği olarak biz Danıştay'da, Danıştay 15. dairede Sağlık Bakanlığı'nın bu yanlış yaptığı uygulamayı, uygulamanın yürütmesini durdurması için dava açtık. Tabii Türkiye'de hukuk çok kısa sürede genellikle sonuçlanmıyor. Nihayet geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nın arefesinde bu dava sonuçlandı ve bu davada Türk Eczacıları Birliği mahkemece haklı bulundu ve Sağlık Bakanlığı'nın bu 22 tane eza deposuna izin veren, ruhsat veren uygulamasının yürürlüğü durduruldu. Böylelikle bu eza depolarının yurt dışından ilaç getirme yetkisi kaldırıldı. Ancak sebebini anlayamadığımız bir şekilde mahkeme kararları hiçe sayılarak bu sefer eza depoları hakkında yönetmelikte bir düzenleme yapılmak suretiyle yeniden bu sefer bütün Türkiye'deki eza depolarına yurt dışından ilaç ithal etme ve vatandaşa da satma yetkisi verildi. Eczacı meslektaşlarımız açısından incelendiğinde bu ne anlama gelir? Bu şu anlama gelir: Türkiye'de perakende olarak yeni bir alternatif eczacılık modelinin açılabileceği bir alanı göstermektedir. Dolayısıyla Türkiye'ye yurt dışından eczacı depoları ilaç ithal edebilecek ve bunu da vatandaşa direkt olarak satabilecektir. Bu bizim hem Türk Eczacıları Birliği yönetimi, hem eczacı odalar olarak, hem de eczacılar olarak kabul edebileceğimiz, hoş görebileceğimiz bir uygulama değildir. Kesinlikle yasaya da uygun bir durum yok zaten. Çünkü maalesef son zamanlarda özellikle henüz hükümetin kurulmadığı, geçici olarak eski hükümetin devam ettiği bir ortamda maalesef bürokrasi kanunları çok da dikkate almadan yönetmelik değişiklikleri yapmakta. Peki TEB olarak şimdi ne yapacaksınız bu yeni genelgeyle ilgili? Yine hukuki yollara başvurulacak mı? Bugün itibariyle Danıştay'da dava açıldı. Biz bugün açtığımız davada Türk Eczacıları Birliği olarak daha önceden Danıştay 15. dairede verilmiş olan karar çerçevesi içerisinde bu uygulamanın yasaya aykırı olduğu ve 984 sayılı Eza Ticarethaneleri Kanunu ile 1262 sayılı İspençiyari Tıbbi Madde Müstahzarat Kanunu aykırı olduğunu ve eza depolarının toptan ilaç satabileceklerini, yurt dışından bir ilaç ithalatının ancak 1262 sayılı yasaya uygun bir şekilde yapılması gerektiğini, oysa yapılan yönetmelik düzenlemesinin kanunlara hiçbir şekilde uymadığını, bir alternatif eczacılık modelini ortaya koyduğunu, bunun da çok ciddi anlamda kamu hukuku açısından ve eczaneler açısından olumsuz sonuçlara neden olacağını, ayrıca bu ilaçların tedarikiyle ilgili de kamunun daha fazla harcamaya neden olacak bazı uygulamalarla karşılaşacağını biz iddia ediyoruz. Ve mahkememizde bugün de davamız Danıştay nezdinde açılmıştır. Maalesef şu anda biliyorsunuz yargıçlarımız adli tatilde. Şu anda nöbetçi mahkemeler var. İşte biz bazen böyle kendi kafamıza göre yasal düzenlemeleri dikkate almadan yönetmelik düzenlemeleri yapıyoruz. Evet, bu hukuktan sonuçta geri dönüyor ama ne zaman geri dönüyor? Doğrusu çok ciddi anlamda endişelerimiz var. Onun için de bir an evvel Sağlık Bakanlığı'nın bu ve buna benzer hukuk dışı uygulamalardan vazgeçmesini istiyoruz.